Karavanımızın önüne tentimizi kendimiz yapmaya karar verdik çünkü fiyatlar çok pahalı. Biz parçalarını aldık, birazdan gösterip tente borusunun içine girecek olan parçaları tornada çekiyoruz. Başlayalım bakalım. Olacak gibi. Yani yapmak istediğimiz olay şu. Bunu buradan vidalayacağız, değil mi? Buraya da karadenir yapacağız ki şunu internetten sipariş ettim. Bunu ben yapmadım tabii ki. Bu hazır. Bu da buraya gelecek. Karademiri buraya vereceğiz. Bunu da tornada açalım deliğini. Karşı tarafı da şu parça. Onu da tornadan çektim. Bulmanı nerede? Bilmiyorum. Anlatarsın. Evet. Biraz sıkı geçme yapmışım. Güzel de olmuş. Karşı tarafına bu geçecek. Ondan sonra rulman da böyle olacak. Buraya da bezini saracak işte. Gayet basit bir şey oluyor. Ama düzgün bir şey oluyor. Bu da benim elimde hobi tornamın olmasının en önemli güzellikleri. Karademirimiz. Şöyle bir karademir, karamil
Aldık. Çünkü bunun içine geçiyor bu. Tabii o ağzı da pis Mehmet. Bu parçayı buna kaynatacağım düzgün bir şekilde. Onu da tornada delip de içine gömdüğüm zaman bunu kaynatabiliriz. Gidelim tornaya. Nerede parçamız bizim? Şu. Bunun ortasını şu kare mil geçeceği şekilde deleceğim. Kare milin köşegen çapı 15,4 gibi. Bunu zımparlayıp da 15 deriye bunu rahatlıkla çakabilirim. O halde öncelikle şunu bir bağlayalım. Bağlığına bir düzeltelim. Düzgün mü? Düzeltelim hadi. Evet. Şimdi takalım. Önce punta makarnamız. Puntası olmaz diyorsun. Merkez kaçar. Doğru söylüyorsun. Kaybetmeyelim kurtam hakkı vesaire. Şimdi her şey çok pahalı oldu. Çakabilirim içine, değil mi? Açtı. Hatta biraz şunu keseyim. Fazla bile yapmışım. Tamam mı? Biraz keseyim bunu. Bak şöyle oynamasın. Tam dengede olması için. Yok olur be. Fazla yapmışım.
Çakarız onu. Ha? Çakarız biraz da. Şimdi. Bir de kaynattın mı bunu? Oldu mu parça Ahmet abi? Ha? Evet. Şimdi ne kadar kesilecek bu? Dört, 35 kestik mi olacak? Yapamayanlara kolaylık versin yani. İşte Ahmet abi olay budur. Hı hı. Yapmak istediğim de buydu zaten. Böyle bir dam olacak. Ha? Bu da buraya geçecek. Sen şimdi bana buradan delikleri vereceksin. Boruyla beraber delinecek bu delikler. Evet, boruyla beraber delinecek. Doğru soruyorsun. Üzerindeyken puntalayayım da boru sağa sola kaymasın. Ha? Hı hı. Doğru da. Ama şunu ben bir puntalayayım. Şey, kaynatıp ölçsem iyi olur mu? Olur ya. Biraz altıyla kaynatsam daha iyi. 2, 3. Gazın açıkma. Açtım. Suya tutarsan yakmayalım yerimizi. Evet, soğutalım. Şimdi de diyoruz artık alüminyumdan demiri sabitleyemeyeceğimiz için deniyoruz ve çivat alıyoruz. Şu bor yağını getirsen abi.
Bunu da buradan iki tane vidayla bunu sabitleyeceğiz. Şimdi diğerini karşı tarafına, öyle mi? Sen tutar mısın şu? Sen geç bir yere. Kalk burada. Sen tut kaldır. Biraz uğraştırır bizi.
sen arayacaksınız. Oluyor mu? Hı hı. Tamam mı bu? Biraz da kapat. Ha? İyi tamam ya. Deneyelim bakalım. Soğutta solumuz yakmıyor. Yani yapmak istediğim şu muydu? Ha? Aynen. Tersen mi? Ben şunu şöyle tutuyorum, anladın mı? Hı. Şurayı şöyle bükmek. Yapabilirsen yap. Bir yaparsak o zaman daha düzgün bir yapılır. Yani şu dalgalanma gider. Olur. Şuradan içeriye geleceğim. Ha? Ben şuradan içeriye geleyim. Ondan sonra aşağı ineceğim, doğru mu? Evet. Şuradan geliyorum. Tam rahat geçsin istiyorum. Şey mi? Tutar mısın? Alıp üstüme tutma. Biraz daha indireyim. Şimdi şuradan geriye kaldıracağım. Tamam mı? Ama bunun bir çoğulması lazım biraz. Doğru mu? Orta yerden geri kaldıracağım ha. Biraz daha. Doğru demek istedim. Anladım. Biraz daha mı istiyorsun? Yeter abi. Bu kadar yapalım. Bakalım biraz fayda edecek mi? Eder gibi geliyor.
Evet. Bunu sağa sol şeklinde çevirsen de sıkıntı yok. Değil mi? Mafsal mantığı ya. Açıyorum şimdi ben düğmeyi ya, kapatayım. Hangisi kapanıyor saat? Ahmet, bu işi becerdik mi lan? Oldu. Hafızaladığımız yerde göster karşıyı. Evet. Kol da tamam. Bizden nasıl olsa Ahmet hiç eksik olmuyor şarjı. Tamam mı? Şarjıyla burada kaçar kapatırız. Kol sağdaki taşır gibi şarjı taşıyor. Ona bir de ne düşünüyoruz? Şapka mı? Evet. Yağmurdan tentemizi korusun diye mi? Yoksa korumasın mı? Şöyle kafayla bir bu işimizi görür mü Ahmet abi? Şu şekilde. Ha? Olur diyorsun. Olur. Ha? Hı. Burada karavana bir tadı veririz. Bunu boyamak icap eder mi? Hayır. Kalbinizi zaten hiçbir şey olmaz. E o zaman bitti. Evet. İşte şu. İndirme kaldırma aparatımız. Tentemizi yaptık. Yerine oturtturduk. Evet. Bundan gayet rahat. Olay budur. Değil mi Ahmet? Yerdirmeleri kaldı. Altını direkleri onlar da önemli değil abi. Tentemizi yaptık. Normalde bu tente 4500, 5000 lira, 4000 lira bu fiyatlarda satılıyor. Öyle araştırdık. Bizim maliyetimiz 1000 lirayı geçmedi. Yattas yaptığımızı gördük. Üzerine PVC'den yaptırdım ben. Normalde sambrelle kumaş yapılınca olur ama 1000 lira daha fark eder o zaman. Yoksa daha fazla değil. Ama PVC'de yağmur geçirmeyecek. İyi olacak yani. Şöyle fena değil. Gayet de güzel yani. Evet. Becerdik mi Ahmet abi? Oldu oldu, güzel oldu. Yani 5'te 1 maliyette daha iyisi olamazdı. Yani. Şimdi da çok da güzel Çok çalışıyor. güzel oldu, evet. Ha, golden, bunun da ucuna bir şey mi yaparız? Gol mu yaparız? Hiç gerek yok. Gerek yok ya. Şarjlı bizimden devamlı her yere geliyor bu bizim. Her bizim aygıtı oldu. Değil mi? İrfan abi sen ne diyorsun bu hususta? Yani bir şey demiyorum. Budur. Şu kadar bir parça. Dün bunu Ahmet abimle yapmıştık. Değil mi? Bundan da çok güzel oldu. Eyvallah. Tamam abi. Galiba oldu bu işlem. Tenteyi yaptık. Ahmet efendi. O oradan sıkılıyor. Ha. Oradan biraz kana şey ama bu kadar uçuyor. Ahmet abi. Yan taraftan ipine de gerdirmek gerekiyor. Bu iş bu kadar abi. 1000 liraya bu kadar olur. Kapının arkasını keser de çakarsın. Aynı.
Okey. Evet. Şu iki yerinde sabitleme yapalım. Çift koyalım onu. O da tamam. Bu da bu şekilde gider. Anlatalım.